Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Özellikle oyun severleri ilgilendiren bir video bu. Bugünkü inceleme konumuz HyperX'in Cloud Flight S kablosuz kulaklığı. Evet arkadaşlar, bugün inceleyeceğimiz kablosuz kulaklık Cloud Flight S modeli dedik HyperX'in. En önce incelememize kulaklığımızın tasarımıyla başlayalım. Tasarım olarak düz bir hat görüyoruz. Yani kulaklıkta öyle aman aman RGB aydınlatmalar falan yok. Baktığınız zaman hatta kulak üstü normal bir kulaklık gibi duruyor. Yani dışarıdan bakıldığında öyle çok gamer kulaklığını anımsattığını söyleyemeyiz. Süngerler oldukça yumuşak. Zaten bunlar artık son dönemde özellikle üst segmentte yer alan kulaklıklarda kullanılmaya başlanan hafızalı sünger denilen malzemeden üretiliyor. Ne bunlar arkadaşlar? Kulağınıza taktığınızda kulağınızın şeklini alıyor ve kulağınızı uzun süreli kullanımlarda rahatsız etmiyor. Hani bu eski nesil kulaklıklarda özellikle 1 saatten sonra, 1,5 saatten sonra kulaklarınızın şu dış kısmını ağrıtmaya başlardı. Fakat bunlarda öyle bir rahatsızlık söz konusu olmuyor. Dolayısıyla uzun süreli oyunlarda bile, hani 2-3 saat oyun oynadığınızda bile kulaklarınızda herhangi bir rahatsızlık olmuyor. Bu açıdan süngerlerin gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Ben hani bununla 2-3 saatte oyun oynadım mesela. En ufak bir ağrı bile yoktu. Hatta çok fazla terletme bile yapmadı. Şöyle, gerçi havalar da soğuk bu aralar. Onun da etkisi olabilir. Hani yazın terletme yapar mı yapmaz mı? Onu bilemeyiz. Bir de biliyorsunuz bu terleme olayı biraz da kişiden kişiye değişen bir şey. Fakat gayet rahat olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani çok fazla terletme yapmıyor. Ayrıca bunun bir güzelliği önünde arkadaşlar şöyle içe dönüyor. Hani mesela şu kulaklığı taktınız, atıyorum sıkıldığınız zaman şöyle rahatlıkla çıkartıp onu şu şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. Bazı kulaklıklarda bu yok. Mesela geçtiğimiz günlerde başka bir oyuncu kulaklığı incelemiştik hatırlarsanız. Onda böyle bir özellik yoktu mesela. Kulaklıklar içe dönmüyordu. Dolayısıyla şöyle astığınız zaman da böyle durması biraz rahatsız ediyor sizi. Bunun içe dönüyor olması gayet iyi bir şey. Hani ergonomi açısından, kullanım açısından size kolaylık sağlayacaktır. Gelelim malzeme kalitesine arkadaşlar. Şu malzeme plastik. Yani özel bir malzeme değilse bildiğiniz plastik. Dolayısıyla böyle elinize aldığınızda özellikle şöyle falan yaptığınızda sanki bir kırılacakmış hissiyatı oluşturuyor sizde. Tabii bunun plastik olması hafif olmasını da beraberinde getirmiş. Yani çok ağır bir kulaklık değil. Dolayısıyla bu açıdan iyi. Geçtiğimiz günlerde bir kulaklık gelmişti. Yine onda mesela alüminyum, çelik falan kullanılmıştı malzemede. Dolayısıyla ağırdı. Eğer hafif bir kulaklık istiyorsanız bu malzeme kalitesini de çok fazla göz önünde bulundurmamanız gerekiyor. Çünkü dayanıklı olsun diyorsanız ağır oluyor. Hem dayanıklı hem hafif bir kulaklık bulmak çok da kolay değil. Şu iç kısmı açtığınızda şu kollar anladığım kadarıyla metal ya da alüminyum tarzı bir şey. Çünkü plastik değil zaten, şöyle yaptığınızda da kırılmıyor, esniyor. Fakat dediğim gibi şu üst kısımlar, yan kısım, şuradaki malzemeler falan hep plastik. Dolayısıyla biraz kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Gelelim kulaklığımızın önemli özelliklerinden bir diğerine, yani şuradaki dokunmatik tuşlara. Arkadaşlar HyperX bu modelinde şu kısma, ki bu kısmın bir özelliği de var, birazdan söyleyeceğim onu da size. Şu kısma dokunmatik kontroller yerleştirmiş. Bunu bilgisayarınıza indirdiğiniz arayüze kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani şuradakilere hangi tuşa dokunursanız geçiş yapmasını istediğiniz moda geçiyor. Onu bilgisayarınıza indirdiğiniz programda işte isterseniz mikrofonu kapat, mikrofonu aç vesaire gibi tuşları ayarlayabiliyorsunuz. O tamamen size kalmış. Bunu HyperX'in sitesinden indirebiliyorsunuz. Diğer tarafa geçtiğimizde ise burada herhangi bir dokunmatik panel bulunmuyor. Ses açıp kapatmayı görüyoruz sadece. Yani kablodan ses açıp kapatma oluyor biliyorsunuz kablolu modellerde. Hani mikrofon falan da şurada şu mesafelerde falan bir modül bırakıyorlar. O modülden sesi açıp kapatıyorsunuz, mikrofonu açıp kapatıyorsunuz vesaire. Fakat bu kablosuz bir model olduğu için dolayısıyla ses açıp kapama tuşu da buraya yerleştirilmiş. Diğer tarafta modüler olarak şurada bir kulaklığı açıp kapattığımız tuş var. Ve burada da 7.1 yazan bir tuş var. Bu ne işe yarıyor? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kulaklıktaki dijital 7.1 özelliğini aktifleştiriyor. Böylece sesleri çok daha derin, çok daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Kısacası tasarım olarak benim başarılı bulduğum bir kulaklık. Ben zaten öyle çok fazla hani böyle yanıp sönen kulaklıkları sevmiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sade, hoş bir tasarım var. Malzeme olarak biraz dayanıksız gibi geldi bana. Sanki böyle kırılacakmış gibi duruyor. Dolayısıyla biraz daha sağlam bir malzeme tercih edilebilirdi. Ha, tabii şunu da belirtmem gerekiyor. Belki çok sağlamdır, bir denemek lazım. Ama ilk bakışta bana o hissiyatı vermedi. Bir diğer olay ise şu süngerler çıkmıyor arkadaşlar. Bu süngerlerin çıkmaması demek ne demek? Bu suni deri. Zamanla soyulur biliyorsunuz. Yani daha önce kulaklık kullandıysanız. Bu suni deri soyulduğu zaman da
değiştirilmediği için hani insanı rahatsız ediyor, kaşındırıyor falan. Dolayısıyla bunların çıkıp yerine yenisini takması olsaydı daha iyi olabilirdi. Şu anda bazı kulaklık modellerinde o var mesela. Bunu çıkartıyorsunuz, yerine yenisini takıyorsunuz. Hatta bazıları kutudan çıktığında kumaş kulak yastığıyla birlikte çıkıyor. Hangisini isterseniz onu takıyorsunuz vesaire. Ama HyperX bu modelinde öyle bir özelliğe yer vermemiş. Peki bu kulaklığı diğer emsallerinden farklı kılan şey ne? Evet arkadaşlar, bunda QI şarj desteği var. Ne demek o? Kablosuz şarj. Yani bu kulaklığı şöyle kablosuz şarj desteğine koyduğunuzda bu şekilde duruyor ve kablosuz bir şekilde şarj olmaya başlıyor. Fakat burada şöyle bir eksik var. Bunu dile getirmek istiyorum. Kutunun içerisinden kablosuz şarj kiti çıkmıyor. Ne çıkıyor? Sadece kablo çıkıyor. O kabloyu da yine şurada mikro 2 girişi var. Bu mikro girişe takarak şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla evinizde bir kablosuz şarj cihazınız yoksa bu kulaklığın kablosuz şarj özelliğini kullanamıyorsunuz ki bu da bence büyük bir eksi diyebiliriz. Sonuçta bu kulaklık çok ucuz bir kulaklık değil. Birazdan bahsedeceğim fiyatından da. Dolayısıyla bu fiyat dahilinde çok iyi olmasa bile bir kablosuz şarj kiti koyulabilirdi kutunun içerisine. Fakat HyperX bunu koymamış. Gelelim ses kalitesine arkadaşlar. Ses kalitesi olarak beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Dışarıdan ses almıyor. Zaten kulaküstü kulaklık olduğu için taktığınız anda ve sesi biraz açtığınız anda dışarıyla olan bağlantınız tamamen kesiliyor. Ben özellikle FPS oyunlarda denedim bunu. PUBG'de işte ya da Call of Duty'de falan, Warzone'da falan baktım. Gayet başarılıydı. Hani ayak seslerini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Sesin nereden geldiğini, ateşin nereden edildiğini tam olarak kestirebiliyorsunuz. Oraya döndürüyorsunuz kafanızı falan. Yani ses açısından gayet başarılı. Dediğim gibi ses yalıtımı açısından da beklentileri karşılayan bir düzeyde. Rahatlık deseniz o da var. Hafif olması ayrı bir güzel. Kablosuz olduğu için şarjı gayet uzun gidiyor. 30 saate yakın diyor. Ben dahili olarak kullandığım ne kadar gitti söyleyeyim size. Hani ben bunu bir hafta falan kullandım ortalama ve hiç şarja takmadım. Tabii kalkıp günde deli gibi oyun oynamadım ama atıyorum günde 2 saat, 3 saat kullandım. Bu 2-3 saatlik sürenin sonunda tam şarjdaydı. Dolayısıyla bu süreden sonra hiç şarja takmadım. Şarj da bitmedi, hala daha şarjı da var. Yani dolayısıyla bir kere şarj ettiğiniz zaman çok öyle günde 30 saat zaten yok, oynayamazsınız da. Günde 24 saat oyun oynamıyorsanız zaten herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dolayısıyla hani böyle kablosuz kulaklık şarjı biter, beni yolda, yarı yolda bırakır gibi düşünmeyin. Şu da var, bunu şarja takıp oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Zaten 1 saat şarj ettiğinizde size 5-6 saat yetecek kadar bir süre sunuyor. Dolayısıyla onu hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi QI şarjı desteği var, şarj pedi gelmiyor. Yani bu kablosuz şarj olayın olması çok mu elzemdi? Bence değildi. Yani bunun, yani kulaklık sonuçta bu. Kulaklıkta kablosuz şarj olsan olur, olmasan olur. Tamam, telefonda olsun. Hani telefonu sonuçta bir yere bırakıyorsun, orada duruyor. Masanın üstüne bırakacağını hani QI şarjının üzerine bırak ya da arabalara işte koyuyorlar o teknolojiyi, biliyorsunuz. Oraya koyuyorlar. Adam arabasına giderken telefonu şarj oluyor vesaire. Yani onlar da gerekli ve elzem olabilir. Fakat ne bileyim, ben de kulaklıkta QI şarj desteğinin olmasını çok böyle gerekli bulmadım. Ama öyle bir özellik var mı? Var. Dünyada ilk yapılmış işte. Daha önce hiçbir kulaklıkta yapılmamış. Adamlar bunu düşünmüş, yapmışlar. Kreatif bir teknoloji. İleride yani başka kulaklıklar da gelebilir böyle. Ama dediğim gibi fiyat biraz yüksek. Bu QI şarjdan mı dolayı ya da HyperX'in kendi fiyat politikasını bilmiyorum ama şu anda ülkemizde bu kulaklığın fiyatı arkadaşlar ortalama olarak 1200 lira civarlarında. 1200 lira bu kulaklığa veriyorsunuz ama kutunun içerisinden şarj kiti çıkmıyor. Yani kablosuz şarj kitinin olmaması bana göre büyük bir eksiklik. Sonuçta baktığınız zaman bugün 10 dolara 15 dolara kablosuz şarj kitleri satılıyor. Yani çok böyle aman aman bir teknoloji gerektiren bir şey değil. Dolayısıyla bunu da fiyat içerisine dahil ederek satışa sunabilirlerdi ama böyle bir politika izlememişler. Bence kulaklığın en büyük eksisi bu. Çünkü kutunun üzerine falan da baktığınızda, özellikle kutunun arkasında da var o şarj kitini falan göstermiş, böyle kulaklığı oraya koymuş. Açıkçası ben kutuyu ilk gördüğümde içinden şarj kiti de çıkacak diye bekliyordum. Lakin çıkmadı. Bu bir eleştiri konusu bence. Dolayısıyla siz de eğer bu kulaklığı almayı düşünüyorsanız içerisinden şarj kitinin çıkmadığını bilin. Ama şarj olayını bir kenara bırakırsak, dediğim gibi kullanım açısından gayet rahat. Kulaklarınız rahat ediyor. Burada dokunmatik olarak ayarlanabilir tuşlar olması çok iyi. Yani bunları siz kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Her kulaklıkta olmayan bir şey. Aynı şekilde ses açıp kısma tuşunun hemen
bu kulaklığın üzerine yerleştirilmesi, kablosuz olduğu için zaten öyle de gayet iyi. Ben başarılı buldum. Evet arkadaşlar, bu arada kulaklığımızı mikrofonla da deneyelim. O da önemli bir yer tutuyor çünkü biliyorsunuz artık son dönemde çıkan üst segment kulaklıklarda zaten biliyorsunuz mikrofon modülü ayrı geliyor. Bunu yine şu alt kısma takarak kullanabiliyorsunuz pek çok kulaklık modelinde olduğu gibi. Tabi burada birkaç tane not var, onları söyleyeceğim sizlere. Bunda diğer kulaklıklarda görmeye alışkın olmadığımız bir özellik var. Bu mikrofonun hemen alt kısmına bir LED yerleştirilmiş arkadaşlar. Bu LED açık olduğu zaman, yani kırmızı yandığı zaman mikrofonunuz kapalı anlamına geliyor. Ve bu şekilde olduğu zaman da, yani herhangi bir ışık yanmadığı zaman da mikrofon açık olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir ayrıntıya yer vermeleri güzel olmuş diyebiliriz. Bu yine şu şekilde düzeltebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ağzınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. O açıdan iyi. Yeni nesil kulaklıklarda zaten bu şekilde geliyor. Dolayısıyla bunun gayet kullanılabilir olduğu da söylenebilir. Özel bir ses teknolojisinden yararlanmış. HyperX burada. Dolayısıyla oda içerisinde çok fazla ses varsa karşı tarafa gitmiyor bu sesler ve görüşmelerinizi takım arkadaşlarınızla daha net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mikrofonun ses kalitesinin oldukça ileri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu açıdan bakıldığında hem ses hem mikrofon, yani hem kulaklık hem mikrofon olarak bakıldığında fiyatını hak eden bir ürün mü? Belki evet. Ama dediğim gibi işte kablosuz şarj olayı var ama içinden kablosuz şarj kiti çıkmıyor. Yani arabayı alıyorsunuz ama benzini yok. Böyle bir durum bu. Ayrıyetten bir de benzin almanız gerekiyor. Bunu da ayrıyetten o özelliğini kullanmak için şarj kiti almanız gerekiyor. Genel olarak HyperX'in üst segmentte yer alan kulaklığı bu şekilde arkadaşlar. Hem PlayStation 4'te hem de PC'de bunu kullanabiliyorsunuz. Xbox One'da kullanılmıyor. Xbox için ayrı bir modeli var, Cloud X diye. Onu almanız gerekiyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Switch'te zaten hiçbiri kullanılmıyor. Dolayısıyla bu kulaklık hepsine destek verseydi bence olurdu. Fakat nedense HyperX farklı modeller üretmeyi seçmiş. İşte PlayStation 4 ve PC için ayrı, Xbox için ayrı. Bu onların tercihi tabii, politikası diyelim. Sonuç olarak kulaklık bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.